Merhaba Bodrum Gündem dostları, nasılsınız? Bugün Ortakent, ne Ortakent dedim, hafta sonu hep Ortakent'e geçirdim. Bak Ortakent'e kaldım. Bugün Torba'dayız. Karyapırı'ndayız. İbrahim Çelik'le beraberiz. Fırıncıların talepleri varmış. Biliyorsunuz biz ara ara geliriz. Hatta genelde Ramazanlarda uğrarız bu bölgeye. Bu defa Ramazan öncesi uğradık. Epey bir öncesi uğradık. Derdimiz var dediler. Pek çok değişken hareket halindeyken bizim ekmek fiyatları ne olacak? Bodrum'da ekmek fiyatının özellikle fırıncılardan, dernek üyesi, birlik üyesi fırıncılardan gelen talepler doğrultusunda sözcüsü olarak bir şeyler söylemek istiyorum dedi. Onların dertlerini kamuyla paylaşmak istiyorum dedi. Biz de geldik, kahvemizi içtik. Kahvemiz sonrası da mikrofonu ne yapıyoruz? Kendisine uzatıyoruz. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Bizi gözlüğümüzü çıkarmanızı rica etsek, genelde canlı yayınlarda pek gözük. Çünkü bizi izleyen vatandaşlar sizin ifadelerinizle görsünler istiyoruz. Görsünler. Yani benim derdim değil de arkadaşların derdini. Zaten tabii ki onu özellikle altını çizdim. Gelen talepler doğrultusunda diye. Neler olup bitiyor? Geç gelince böyle buralara, yılda bir gelince dertlerim ya çoğalıyor. Ya ne yapayım ama hocam, siz dertsiz böyle her şey yolunda mis gibi yaşıyor biliyoruz. Yok. Değil mi? Mis gibi yaşamıyoruz. Yani Bodrum'daki fırıncı arkadaşların genel bir sıkıntısı, biz dile getiriyoruz. Tabii bizim de sıkıntımız aynı zamanda. Nedir sıkıntımız? Olan güncel şartlarda biz en son Ocak ayında ekmek zammı olarak geçmiştik. 8,5 10 lira yapmıştık. Ama bizden sonra malum birçok kaleme asgari ücret dahil yılbaşında geldiği için her kalemimize zam gelince arkadaşların talepleri var. Burada bazen diyorlar ki, yani size de sohbet edemeyince dile getirecek yerel gazetecilerimiz de olsun diyorlar. Şimdi dile getiriyoruz. Biz her zaman açıyoruz kapılarımızı. Ticaret Bakanlığı falan çok zorladığı için buradan ticaret odalarından da istediğimiz sonucu alamıyoruz bazen. Görüşmelere işte, gittiniz mi ticaret odalarıyla? Esnaf odası mı karar veriyor, ticaret odası mı? Şimdi esnaf odasına bağlı olan işletmelere esnaf odası, ticaret odasına bağlı olan şirketlere de ticaret odası. Lakin şimdi eskisi gibi değil. Şimdi eskiden ticaret odalar direkt şey yapıyorlar. Şimdi Ticaret Bakanlığı çok baskı kurduğu için istese de bazen veremiyorlar. Yani fiyat politikasını oynayamıyorlar. Vermeleri gerektiği bir tarife var ama veremiyorlar. Çünkü Ticaret Bakanlığı sürekli baskı kuruyor. Türkiye genelinde bir şeyi belirlediği için, işte atıyorum standart her yerde ekmek 200 lira 10 lira olacak diye bir genel bir tarife belirliyor. Evet. Dolayısıyla her yeri tabii aynı denk görüyor. Gördüğü için de maalesef buradaki ticaret odamız da istediği sonucu bize veremiyor. Aslında vermek istiyor mu? Tabii bence istiyor yani. Sonuçta biz aynı bölgenin ticaretçileriz. Sonuçta ticaret odasındaki arkadaşlarımız, başkanımız, onlar da ticaret yaptığı için Bodrum'un şartlarının ne kadar zor olduğunu diğer ilçelere, illere göre daha iyi biliyorlar. Burada ekonomi belki biraz canlı ama maliyetler her yere göre çok daha ağır maliyetlerimiz var. Şimdi size canlı yayın öncesi ekmek pahalı mı olmalı, fiyatı ne olmalı diye genel bir sohbet ettik. Ekmek... Ben de size sormuştum. Ben de dedim ki Çiçek Yaman Bozoğlu'na ekmek çok gelmiyor. Ben ekşi mayamı alırım, 50-60 lira benim için fark etmez. Çünkü bir hafta 10 günde tüketirim. Günlük maliyetim çok aşağıda olur dedim. Ama evine 6-7 tane ekmek götüren için bu paralar yüksek diye konuştuk. Ya ekmek tabii ki bireysel bakarsan burada 6-7 ekmek yiyen aileler kısmı bölgelerde vardır. Ya da ekmek tüketimi olarak en az ekmek tüketilen Bodrum belki de onlardan biridir. Sayı olarak söylüyorum. Ekmeğin bedeline gelince tabii ki 10 lira çok az. Yani bugün her şeyle kıyasladığınızda ya da 3 sene 4 sene önceye gittiğinizde yumurtayla bilmem poğaçayla başka şeylerle kıyasladığınızda orantı olarak şu an %100 neredeyse fark var ekmek fiyatında. Dolayısıyla ekmeğin artması lazım. Bu yumurta örneğini biraz önce söylediniz ya. Söyledim, bana. Bir canlı yayında mı söyleseniz? Hadi. Yani işletmelerin birçoğuna giriyorsunuz. Evet. Pişmiş yumurta 10 lira, ekmek de 10 lira. Yani birçok yerde böyle. Mesela ben Bolu'da bir seyahatimden dönerken petrole uğramıştım. Petrole bir satıcı böyle mutfaklı olan restoran gibi bir yerde bir yumurta aldım 10 lira. Bolu gibi bir yer. Bir de. Pişmiş tabii. Yani merkezi. Tavuğun, yumurtanın merkezi. Aynen öyle. Yani Bolu'da 10 lira olan yumurta Bodrum'da da 10 lira. Orada da ekmek 10 lira. Burada da 10 lira. Olmamalı. Yani buradaki makasın bu kadar eşit olmaması lazım. Peki bölgesel fiyat değişikliği mi öngörüyorsunuz maliyet açısından baktığınızda? Vallahi hiçbir şey öngöremiyoruz işte. Şimdi Ticaret Bakanlığı az önce söylediğim gibi o kadar darlatıyor ki her yeri.
yani Türkiye'den kopuk bir hayat yaşamaya başladıkları için maliyetlerin nerede ne olduğunu ya da dengeyi oyuncular üzerinden kursalar biz bir şey talep etmiyoruz. Ham madde atmadığı sürece bizim talebimiz yok. Şu an 1,5 aydır ham maddeyi inanılmaz artırıyor oyuncular. Ona dur diyemiyor vatandaş. Ama bize dur diyebiliyor dolayısıyla. Soru mu var? Evet, soru var. Kübra oku oradan ya. Ben şimdi gözlükte yok, söyle. Bodrum'un her bölgesinde simit 15 TL, çorba fırında 20 TL. Bunun nedenini sormamız gerekiyor. Evet. Evet, oradan bir yorum gelmiş. Evet. Torbanın her bölgesini, evet, her bölgesini bilmiyorum ama bizde 3 simit var. 25'e var, 30'a var, 20'ye var. Bu tamamen kullandığın ham maddeyle ya da fiyata bakış açısından maliyetinle alakalı. Her yerde 15 lira mıdır onu da bilmiyorum ama benim bildiğim birçok yerde 20 lira fiyat. Simit spesifik bir şey. Spesifikten değil de tamamen maliyet odaklı bir şey. Yoksa 10 liraya da mal edebilirsin bunu. Peki şey soracağım biraz önce. Un aylardır sürekli fiyat olarak yükseliyor. Oradan da çiftçi... 1,5 aydır çok ciddi yükseliyor. Orada da çiftçinin kendi gerekçeleri var. Un üretenin kendi gerekçeleri var. Oradaki birim maliyet arttı diye arttırıyor. Sizin beklentiniz bakanlıktan... Ama çiftçi artırmıyor. Bizimkini un fabrikaları artırıyor. Kafalarına göre artırıyor. Kafalarına göre. Yani çiftçi buğday şeyi... Alımında böyle bir... Yeni başlıyor zaten buğday şeyleri. Hasat zamanları falan. Bizi şöyle düşün. Fabrikalara kimse dokunamadığı için şeker. Vatandaşın ekonomisi güçlü. Stoğu güçlü. İstediği şeyi koyabiliyor. Hı. Mesela bize müşteri şunu sorabiliyor. İşte az önce sormuş. Simit orada 10 lira örnek veriyorum ya da 15 lira. 50 lira ne fark eder? Ama bize sorabiliyor muhatap. Biz muhatap fabrikaya edin. Soramıyoruz. Bize fiyatı gönderiyor adam. İster al ister alma. Hangi fabrikaya dönsen bir şehir sistemi kurmuş vatan. Hepsi aynı. Yani burada 900'da ise Çiçek Hanım'da da 900'da, orada da 900'da. Alternatif bırakmıyorlar sana. O kadar güzel organize oluyorlar ki. Birlikleri sağlamış onlar. Tabii canım, o kadar güzel organize olmuş ki vatandaş. Vadesini kısmış. Fiyatını artırmış. Sen zaten ister 10 liraya sat, ister 5 liraya sat. İster Ahmet'ten al, ister Mehmet'ten aynı parayı vereceksin. Tabii. Mecbursun ya. Sistemin çok iyi kurmuş. Peki sizin bakanlıktan beklediğiniz, burada un fiyatlarını arttırıyorlarsa aynı oranda da biz ekmek fiyatını arttıralım talebi midir? Tabii tabii. Bizim birinci beklentimiz un fiyatlarının maliyetlerinin artmaması. Her şeyin stabil olması. Önce keşke artmasa. Tabii, tabii. Biz de istiyoruz çünkü tüketici olarak. Maliyet, fiyat artışı satışlara yansıdığı için bizim öyle bir talebimiz yok. Yani şöyle bir talepte değiliz. Zam gelsin, zam gelsin değil. Yok, maliyet artmasın, fiyat da artmasın. Ama bizim maliyetimiz artıyorsa, bizim maliyetimizi artıracak unsurları artırmasınlar ki biz de zorda kalmayalım. Sonuçta biz hizmet veriyoruz. Zor bir hizmet bizimki. Birileri unculara dur desin diyorsunuz. Demiyorlar. Yani aslında biz, temelde bunu söylüyorsunuz. Tabii tabii, onu diyoruz. Yani biri bu uncuları durdursun. Sadece ona da demiyoruz. Devlet ya da hükümet diyelim. Elektriğe %38 zam yaptığı zaman biz de düşünmesi lazım. Şimdi asgari ücret gelecek, ona zam yaptığı zaman sen aynı maliyete ürün sat, aynı fiyata sat, ben bunu zamlatıyorum dediği zaman o zaman kaliteli hizmet sunma şansın kalmıyor. Herkes kendini kurtarabilmek için farklı yöntem düşünmek zorundasın. Çünkü altından kalkabileceğin bir potansiyelin olmuyor ya da gücün olmuyor. Peki, siz Bodrum'da ekmeğin kaç, yani keşke zam olmasa dediğiniz gibi ama siz de uncuları durduramadığınıza göre buradan. 9 ay olmuş Çiçek Hanım. Hatta 10 ay olmuş biz ekmeğe zamanla. Bodrum'da ekmeği kaçtan satarsanız zarar etmezsiniz. Böyle bir fizibilite çalışması yani yaptınız mı? Yani ekmeği 15 TL'den satarsan %50 zarar etmesin ama bizim talebimiz 13 TL. 13 lira gibi bir %30 gibi bir zam beklentiniz var. Ciddi bir zam olacağı için. Ya bu da neye göre kıstasınız? Oyuncuların bize yaptığı %33 civarında bir zamımız var. O zam haliyle bizde... Sadece o zam. Yılbaşından sonra gelecek asgari ücret ya da diğer kalemlere gelecek o zaman yeniden değerlendirmek zorundayız. Ama şu anki bizim şeyimiz 13 lira talebimiz. Peki burada en yoğun talep ham ekmeğe mi işlenmiş farklı tarzda ekmeğe? Yok. Bodrum üzerinden konuşuyorum. Beyaz ekmeğe talebimiz. Her halükarda. Tabii tabii, beyaz ekmeğe. Diğerleri yani hayır, yapabilir. Ben genel olarak harcanan, tüketilen ürün bazında soruyorum. Bunu tamamen zammın dışında. Bodrum'daki vatandaşların alışkanlığı beyaz ekmek üzerinden mi daha yoğun yoksa yok, alternatif ekmekler üzerinden mesela mi? Mesela Milas'la yatağına burayı kıyasladığınızda oralarda beyaz ekmek daha yoğun. Çeşit ekmek dediğimiz tam buğday, ekşi maya gibi daha az. Ama bu bölgeye geldiğinizde paket ekmekler, esmer ekmekler, işte glutensiz ekmekler, o tarz ekmekler bu bölgelerde daha yoğun. Siz kendinizden pay biçin. Biz burada 3 kişiyiz şu an bu mermerin başında.
Ben de esmer ekmek yiyorum. Siz de az önce söylediğiniz gibi. Ekşi maya alıyorum. Tabii, yani üçümüz de aynı şeyi yiyoruz. Beyaz ekmek bile yemiyoruz yani. Peki. Beyaz ekmeğin yememesi bizim için de bir artı. Onu diyecektim. Yani maliyetiniz aslında hani oradan baktığınızda. Yani maliyetimizin. Yani yine de Bodrum'da ekmeğe zam istemeseniz zaten diğer ekmeklerden bunu ya mevcut. Toparlayamıyor zaten musunuz? Toparlayamıyorsun çünkü işletmenin bir kalem değil ki gideri. Bir dünya gideri var. Ben de zam olmasın diye farklı alternatifler arayıp duruyorum bak şimdi. Sıkıntı yok. Bence şöyle yapalım. Muncular bize zam yapmasın biz yapmayız. Ya o keşke elimizde mesela olan Mehmet kontrol edebildiğimiz bir şey olsa. Şeyi unuttum. Mehmetciğim şeyi unuttum. Sayın Maliye Bakanımız birçok fırıncıya uğrayın. İnanılmaz vergi alıyor bizden. Yani. Yüzde kaç alıyor? Bak bizim vergi oranımız. Vallahi çok vergi için rakam söylemeyeyim. Bizim fabrikamız var. Yani 10 yılda ödediğimiz vergiyi adam bu sene aldı bizden. O kadar %10'a çıkardığı şeyler var. %1'i %10 yaptılar. Masalarda oturduğun zaman ekmeğin KDV'si diyor %10 diyor. İçeride %1 dışarıya çıkardığın %10. Nerede masaya getirdiğinizde %10 mu? Tabii öyle diyor bak. Mesela vergi dairesi geliyor. Bizdeki şeye göre diyor %10 diyor artık. Halbuki bizde %1 görünüyor. Ama geliyor ceza kesebiliyor. Ya da ona göre vergilendirebiliyor seni. Vergi de bu sene bizim için. Ya da gezdiğinizde diğer meslektaşlara denk gelince konuyu bence bir de onlara sorun. Vergi ne oldu size diye. O da bizim için ciddi bir artış oldu. Sonuçta biz düşük ciroları olan işletmeleriz. Yani yüksek cirolar olmadığı halde ciroya oranla yüksek vergiler ödemeye başladık. Bodrum'da kaç tane fırın var? Unlu mamullerin fırın var. Unlu mamul olarak ya yani siz bir genel onu söyleyin. Çünkü ben yani onun ayrımını anlamam. Onu da açıklayın bize. Marketlerin içiyle beraber 100'e yakın fırın var. Marketlerin içinde bir fiil bu işi üreten anlamında mı söylüyorsunuz? Üreten, satan. Karışık. 100 civarında işletme var. Doğrudan üretici olan? Doğrudan üretici fırın ruhsatı olan. O şekilde olan. 30 civarında fırın ruhsatı olan. Peki bu 30 civarında fırının hepsi de içinde sadece beyaz ekmek üreten var mı yoksa? Var. Bizim var. Fabrikamız var. Sadece beyaz ekmek. Sadece beyaz ekmek. Tabii. Sadece tek kalem üreten. Sadece tek beyaz ekmek üretiyoruz. Bütün yarımadaya dağıtıyoruz. Vadesini tanıyoruz. Bunların hepsi bize. İşte düşünün bugünkü şartlarda faizin düşündüğünüzde. Ekmekle vade yapıyor musunuz? Ne demek ya? Nerede öyle peşin ödeyen? Bilmem biz peşin ödeyen. Otellere biz peşin alıyoruz Kübra. Paramızı vermeden şeyde ekmek alamıyoruz. Peşin sattığımız para kendi olan yerlerde. Marketlere falan mümkün değil ki öyle bir şansımız var. Ne kadar vadeyle veriyorsunuz markete? Valla ortalama 2 ay vadeyle. Yani uncunun sana tanıdığı vadeyi tanıyabiliyorsun. 2-2,5 ay vade tanıyabiliyorsun. Büyük marketlere, otellere. Yani günlük muhatap olamadığın sahipleriyle. Kurumsal işletmeleri genelde tanıyoruz. Peki Bodrum Gündem takipçilerine son olarak ne söylemek istersiniz? Şunu söyleyebilirim. Ben gerçek bunu içten söylüyorum. İşletmeci olarak söylemiyorum. Türkiye'de en ucuz şey nereye giderse ekmek. Yani. Ekmeği hiç bu konuda eleştirmeyin bence. Yani fiyat skalası olarak bu kadar eleştirecek kalemler var ki. Bizde de vardır. İşte beyefendi eleştirmiş ya da hanımefendi eleştirmiş biraz önce. Bizde de var. Ama Türkiye genelinde nerede olursa olsun bizim ilçemizde bugün ekmek daha pahalı. Buraya göre ama ekmek Türkiye genelinde en ucuz kalem ekmek. Maliyetiyle eşdeğer kıyasladığınızda üretim zorluğuyla mesela ekmekçi hiçbir ekmekçi arkadaşın düğünü, seyranı, bayramı, cenazesi olmuyor. Biliyorum, biliyorum. 24 saat gece gündüz çalışıyor vatandaş. Bunların hepsini bir yere topladığında en ucuz kalem. Bakın nerede olursunuz. Van'da da böyle, İstanbul'da da böyle. Nereye giderseniz gidin. En ucuz kalem ekmek. Bizde her şeyi eleştirsinler ama beyaz ekmeği hiçbir zaman eleştirmesinler. Öyle söylüyorum. Peki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şükran. Ayağınıza sağlık. Evet sevgili dostlar. Şimdi oturduğum mahalleyi ara ara ben canlı yayınlarda biliyorsunuz gösteriyorum. Karşımda da mahallemizin fırını var. Taş fırın. Oradaki dostları abi kardeş ve yanında çalışanlarla gerçekten 7-24 günün her saatinde ekmek bulabiliyorsunuz ve o ışığı asla sönmüyor. Birincisi fırın bizim Türk kültürünün önemli bir parçası. Fırının ekmek kokusu bize yuva sıcaklığını, aile sıcaklığını ve güvende olduğumuz hissi verir. Evet ekmek ucuz diyor İbrahim Bey. Evet haklı ama ekmek pahalı da olmamalı. Bunu pahalı yapan fırınlar mı, satış noktaları mı? Orada bir durup düşünmek lazım. Bu ürünün üretilmesi ve son tahlilde bize gelmesi aşamasında bu fiyat skalasını hangi aktörler nasıl etkiliyor? Sonuçta bu da bir ticarethane. Tabii ki fırıncılar da zarar etmemeli. Onların da evi var, barkı var, çoluğu var, çocuğu var. Tabii ki insanlar para kazanmalı ama
temelde baktığımızda ekmek Türk ulusu için, bizler için, bizim kimliğimiz için bambaşka bir yerdedir. Bir kere kutsaldır. Kutsiyeti vardır. İkincisi en önemli gıdadır. Bir evde ekmek varsa o evde aç insan yoktur. Bunu süspans etmesi gereken de devlettir. Ne bunu üreten çiftçi zarar etmeli, ne bizim gidip satın aldığımız fırın zarar etmeli. Ama bunun karşılığında bizler de evimize ucuz ekmek götürebilmeliyiz. Ucuz yumurta, ucuz süt götürebilmeliyiz. İnsanca yaşayabilmek için çok başka şeyler de götürebilmeliyiz. Ama aç kalmamak için minimumda götürmemiz gereken evimizin saf malzemeleri bunlar. Fırıncılar haklı olabilir. Başta üretici çok haklı olabilir. Ama biz son tüketiciler olarak da en az onlar kadar haklıyız. Devlet bu işe başka bir çözüm bulmalı. Ve bizler evimize ucuz, pahalı olmayan, aslında gerçek anlamda pahalı olmayan bu ekmeği götürebilmeliyiz. Ama kardeşlerimiz de alın terini karşılığını almalı diye düşünüyoruz. İş devlette. Ben Çiçek Yaman Bozoğlu. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.